Donanmada adaleti yok. Dragon ve kayın arkadaş mıydı? Jin'i kim kaçırdı? Ne çekti lan bu kuma? One Piece 1097'nin incelemesine hoş geldiniz. Arkadaşlar güzel bir bölümde hemen incelemeye geçmek istiyorum ama her zaman olduğu gibi abone olarak videoyu beğenerek ve yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda da Twitter ve Telegram grubumuzun linkini aşağıya bırakıyorum. Oralara gelirseniz de sevinirim arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Kuma çok uzun bir zamandır. Zaten hepimizin sevdiği karakterlerden bir tanesiydi. Gerek şapkalara yardım edişi olsun yani onların o 2 senelik arada aldıkları eğitimin en büyük sorumlusu kumadır. Eğer kuma olmasaydı ve o yapmasaydı zaten bugün herhangi bir hasır şapkadan bahsediyor olmamız mümkün olmayacaktı. Ama bununla da kalmayıp bilincini teslim edip tamamen bir köle haline gelecek olmasına rağmen öncelikli olarak hasır şapkaların gemisini korudu ve bu 2 sene boyunca da oradan ayrılmadı. Üstüne gitti. Kutsal ejderlerin kölesi oldu. Yani bu adamın çektikleri ve yaşadıkları çocukluğundan itibaren gerçekten çok fazla. Benim açık ara One Piece'teki en sevdiğim karakterlerden bir tanesi haline geldi. Yaşlı ve hasta insanların onu her pazar günü ziyaret etmesini istiyor ve bunun karşılığında da onların acılarını içlerinden çıkartıyor ve onlara belirli bir rahatlama sağlıyor. Tabii ki yaşlılar işte bunu her gün yapabilir miyiz? Hafta içi de yapalım gibi böyle tavırlar alsalar da bu imkansız. Bunun nedeni de şu. Kuma orada çıkan bütün acıları daha önce Zoro'nun yaptığı gibi gidip o acı deneyimini kendi üzerine alıyor. Yani o acıların, o hastalıkların hepsinin yarattığı o acı baloncuğu tamamen kuma tarafından özümseniyor ve bunun ardından da kuma tabii ki bütün bu acıyla işte yığılıyor ya da hasta bir şekilde yatıyor diyebiliriz. Tıpkı daha önce Zoro'nun başına geldiği gibi. Zaten çok epik bir anda o Zoro için. Burada bu arada şu, karşılaştırmayı yapmamak lazım. Zoro bir insandı. Kuma gibi farklı bir ırktan gelmiyordu. Onun kadar böyle işte büyük ve dayanıklı değildi. O yüzden de büyük ihtimalle aynı zararı aynı hasarı almıyorlardır. Ama bunlar rağmen bu kumanın yaptıklarını daha az veya işte daha önemsiz bir hale getirmiyor. Kuma kesinlikle bu son bölümlerin parlayan yıldızı oldu. Hepimiz onun acıklı bir hikayesi olacağını biliyorduk ama o da bunu çok iyi bir şekilde kotardı. Yani ben biraz daha farklı bir şey olacak diye düşünürken resmen karşımızda melek gibi bir adam varmış. Kuma zaten büyük ihtimalle şu anda birçok One Piece okurunun, One Piece hayranının gözlerinden bir tanesi haline gelmiştir. Buna kesinlikle eminim. Kuma ve Jinny arasındaki bu muhabbetler de benim hoşuma gitti. Yani Jin'i de sevdiğim karakterlerden birisi oldu gerçekten de. Bana kalırsa birçok insanın düşündüğü gibi Luffy'nin annesi değil. O bildiğimiz Bonnie'nin annesi olarak göreceğiz. Zaten şu anda her şeyde onu işaret ediyor ama o da böyle olta atmayı sever. Belki de hani oltaya gelelim diye bize onu çok fazla gösteriyor. Yine de inanılmaz bir benzerlikleri var aralarında. O yüzden de ben kesinlikle Jin'in Bonnie'nin annesi olduğunu düşünüyorum. Yani aksi bir şeyi düşünmem için yeterli neden yok bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama aşağıya bırakabilirsiniz yine hakkında ne düşündüğünüzü. Güzel bir karakter olmuş. Devrim ordusu içindeki yeri de çok iyi. Devrim ordusu demişken devrim ordusunun ortaya çıkışına ya yani da en azından yaptıkları ilk hamlelerden bir tanesine tanık olduk bu bölümde. Kumanın içinde bulunduğu ülkenin kralı garip bir adam. One Piece'de bu tarz insanları çok görüyoruz biliyorum ama burada bir kez daha görmek hiç hoşuma gitmedi. Adam diyor ki ya biz çok fazla vergi veriyoruz. Çünkü ülkenin nüfusuyla verdiğimiz verginin bir oranı var. Bu kadar fazla vergi vermemek için peki ne yapabiliriz? Adam tabi böyle saçma sapan bir şekilde düşünüp diyor ki ya bu kadar vergi vermemek için ne yapalım? Tamam ülkenin yarısını o zaman vatandaşlıktan atalım ve diyelim ki ülkenin güney kısmındakiler artık vatandaş olmayan işte onun üzerine hak iddia edebileceğiniz canlılardan oluşuyor. Ve zaten bunun ardından da kuzeyden gelenler işte onları köleleştirmeye çalışıyor, onları almaya çalışıyor derken Kuma buna tabii sinirlenip direkt krallığı basıyor. Bir saldırı yapmasına rağmen çok da böyle bir etki yaptığını göremiyoruz. En azından krallık ona karşı üstün geldi diyebiliriz. Kuma'nın herhangi bir savaş deneyimi yok o yüzden diğer askerlerin ve krallığın ona karşı üstün gelmesi çok da şaşırtıcı değil. Eğer bir savaş doğru olduğu dönemdeki kuma olsaydı büyük ihtimalle krallığı paramparça eder, oradaki insanları da kurtarırdı. Ama burada bizim şansımıza şöyle bir olay oluyor. Devrim ordusu bu olayların üzerine krallığa gelip oradaki kralı deviriyor. Tahttan indiriyor ve devrim ordusunun ana ekibi bir yerden ortaya çıkmış oluyor. Daha önceden Ivankov ve Dragon ana sütunları olarak gözükürken devrim ordusunun şimdi yanlarına bir de aslında kuma katılmış oluyor ve bu üçü devrim ordusunu ayakta tutan o sütunlar olarak görev görmeye başlıyorlar. Ama tabii ki sadece bu da değil. Bunun ilerisinde artık devrim ordusunun özgürlük savaşçılarından devrim ordusuna geçtiğini görüyoruz. Tabi bunu görmüyoruz aslında. Sadece söyleniyor ileride böyle olacak diye. Buradaki en önemli ve dikkat çekici kısımlardan bir tanesi Dragon'un silüetiydi. Adam bildiğiniz Zebe'in aynısı arkadaşlar. Yani adamlar gerçekten benziyor. Yani Dragon'un görünüşü saçları ve Zebe'in görünüşü saçları inanılmaz benziyordu. O yüzden de hep böyle bir teori vardı işte. Dragon Zebe'in çocuğu. O yüzden Dragon Garp'a herhangi bir şekilde benzemiyor. Garp Eisa yaptığı gibi Zebe'in çocuğunu da yanına alıp onu işte büyütmüştü diye düşünüyorduk. Ve yine Niye? sanki o tarz bir yere doğru gidiyormuş gibi hikaye ama bu da biraz fazla çünkü hani insanlara işaret etmek oluyor. Bak Zebek ve Dragon'un silüetlerini koydum. Farklı farklı bölümlerde farklı panellerde tabii ki onları birleştir bak bunlar aslında bir akrabalık içerisindeler demenin güzel bir yolu olsa da ben hala tam olarak emin değilim. Odanın gerçekten bunu mu bize göstermek istediğine. Ya tabii ki şu anda ortaya çıkan şeylerden evet bir akrabalık bağı var diyebiliyoruz. Çünkü neden oda durduk yere Dragon'un silüetini o şekilde koysun. Bilmiyorum sizin aklınızda var mı? ama bir kere süliyet bozulduktan sonra ya da herhangi bir normal bir karakterin daha sonradan süliyet halini görmüş müydük? Benim aklımda böyle bir şey yok. Biliyorsanız aşağıya yazabilirsiniz. Burada yine bir diğer önemli nokta da şuydu. Dragon önceden denizlerdeymiş ama donanmada olmasına rağmen adam diyor ki ben donanmada adaleti bulamadım. Arkadaşlar ben bunu uzun süredir söylüyorum. Donanmada adalet falan yok. Her ne kadar birileri işte ben bilmem ne adaletim, ben şöyle adaletim falan diye geçse de donanmada adalet diye bir şey yok. Donanma dediğimiz karakterler bir önceki bölümde Tanrı Vadisi'nde gerçekleşen o insan avında insanlara tavşanlar falan diyerek avlıyorlar. Onları koruyan donanmaydı orada. Tamam belki bu herkes tarafından bilinmiyor. Sadece üst rütbeliler biliyor. Ama yine de orada olan donanmadan herhangi bir miço, herhangi bir karakter tutup da bir dürbün alıp adaya baksa zaten neler yaşandığını görecek büyük sıkıntılı olaylar var. Aynı zamanda şunu da söylüyorum. Garling sahtekar biri çıkacak arkadaşlar. Çok şey düşünüyorduk ya Garling çok güçlü, çok böyle bir karakter. Bana kalırsa sahtekar çıkacakmış gibi böyle bir hava vermeye başladı bana. Yani sahtekar derken belli bir gücü var ama öyle hayal ettiğimiz gibi dünya hükümetinin en büyük güçlerinden bir tanesi gibi bir şey olmayacak. Yani bu adamın şampiyonluğunun da zaten bu yaptıkları avlanma turnuvasının daha önceden kazananı olmasından geldiğini aşağı yukarı öğrenmişizdir diye tahmin ediyorum burada. Ama neyse daha fazla girmeyeceğim bu konuya çünkü bu bölümü inceliyoruz. Bu arada Akainu ve Dragon arasında eskiden bir şeyler olduğu artık yavaştan belli olmaya başladı iyice. İkisi de zamanında donanmanın üyesiydi. Yaşları birbiriyle aynı. İkisi de 55 yaşında arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki benzer zamanlarda girmişler donanmaya. Ve büyük ihtimal mahallede birbirlerinin rakiplerdi ya da birbirlerinin en yakın arkadaşlarıydılar ve daha sonrasında da bu adalet muhabbetlerinden ters düşüp Dragon oradan ayrıldı ve gitti belki de Akainu'yu indirdi. Ulan en yakın arkadaşım gitti sırf bu yüzden falan diye iyice büyüyüp büyüyüp kinlenip o yüzden de sürekli ne zaman Luffy'den bahsetse Dragon'un çocuğunu getirin, Dragon'un çocuğu nerede, Dragon'un çocuğunu bulun gibi böyle Luffy demek yerine hep Dragon'un çocuğu diyerek ilerlemiştir. Evet, demek ki aralarında gerçekten de bir şey oldu bunların. Tabi ne olduğunu bilmiyoruz da bir çatışma yaşandığı belli. Ya çok çok iyi iki kişi bir yerde böyle adalet anlayışlarından zıt düşüp ayrıldı. Ya da zaten hep birbirlerine rakiptiler. Ve daha sonrasında da dediğim gibi böyle bir kavga yaşandı ve ardından Dragon çekti gitti. Artık ne olduğunu ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Ama Dragon'un da zaten donanmadan olduğu hepimiz tarafından beklenilen bir şeydi. O yüzden de çok şaşırdığınızı düşünmüyorum ama yine de tabii ki hepinizi mutlu etmiştir bu bilgi. Son olarak da Jin'nin kaçırıldığını görüyoruz. Oraya yaklaşan bir adam olduğunu da görüyoruz. Yine panelde gösterilen ama bunun kim olduğu bilinmiyor. O da eğer burada ters köşeye kazanmak istiyorsa gelen kişinin kumu olması lazım ve bir şekilde de işte bu olayların Bonnie'ye bağlanacak olması lazım. Ama nasıl olacağını bilmiyorum. Bölümle ilgili yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.